Selçuk abi, başladığından beri festival sen geliyorsun buraya herhalde. Evet, İlk açanlardan bir tanesisin Manavgat Motosiklet Festivali'ne. Yani kayıt listesinde ilk benim ismim var. İlk festivalinde ilk girişi yapanı sensin. Buranın ilk festivalinde ilk ben girdim buraya. Ya belki girenler var da o listeye ilk benim ismim kayıt oldu. o da ayrı bir onur olsa gerek ya. Şans işte ya, güzeldi. Yalnız var ya, yani o tarihlerden şimdiki alanı, imkanları, insanları şöyle bir baktığım zaman acayip derecede hep üstüne koyarak bir iyileşme, bir kaliteli bir hava seziyorum. Yaşıyoruz da bunu. Katılan arkadaşlar da buraya artık ben Manavgat Motosiklet Festivali'ne gideceğim. Evet. Orada tadını çıkartacağım diye geliyor. Yani acaba oraya gidince ne olacak diye gelmiyor. Aynen öyle. Mesela forum sitelerinde falan benim takip ettiğim, hani insanların özellikle beklediği Manavgat Motosiklet Festivali tarihi ne zaman açıklandı mı? Ben takip ediyorum birkaç tane Türkiye'nin en büyük forum sitesini. Hani orada festivaller bölümünde herkesin takip ettiği olay Manavgat Motosiklet Festivali. Tabii abi şu an üstünü kremliyor. Neden kremlediğine az sonra geleceğiz. O farkında değil. Kamera onu da alıyor ama şu an sürüyor kremlerini. Az sonra geleceğiz onun neden kremlediğini. Festivalin tarihini değiştirebilirler. Çok sıcak oluyor. Bu dönemde evet biraz sıcak Şimdi oluyor. Şimdi bunun sebepleri var arkadaşlar. Bir kere Ramazan ayının başlangıç tarihini engellemesine. Yani normalde Haziran ayında yapılıyordu yaz sıcaklığı başlamadan. İşte Ramazan ayı kaya. Aynen, Ramazan kaydıkça festivalde kayıyor. İlk buraları olması lazım ki Antalya. İnsanlar tatile geliyor. Ondan sonra diğer illere giderek hani bu festivalin tadını orada da hissetmek için yola çıkıyorlar. İlk burası. Abi festivalde bir de şunu hani gitgide de geliştiriyor kendisini. Mesela önümüzde geçen yıl ben geldiğim zaman şu alt kısım komple kumdu. Deniz kumuydu. Sen de iyi hatırlarsın. Hatta birololarda motorla bayağı dolaşıyordu falan filan. Şimdi ben onu şöyle anlatayım. Şimdi komple çim olmuş ve orası da çadırlarla dolu. Ben buranın ilk halini anlatayım. Anlat abi, dinleyelim. Şimdi buraya ilk geldik. Nereye kuracağız? Baktık her taraf ağaç altı. Biz şu arkadaki tepenin altına kurduk ama o zaman çimler olmasına rağmen kenarlarda bayağı yüksek çalılar vardı her arada. Bu alanların bütün hepsinde, aralarında. Evet. Hepsinde. Yani sanki loca şeklinde yapılmış gibiydi. İki tane çadır oraya kuruyorsan, üçüncü çadırı yanına kuramıyorsun. Öbür localara kurman gerekiyordu. Zaten katılımcı o kadar çok fazla değildi. Artı elektrik yoktu. Yani aydınlatma bu kadar değildi. Güvenlik, temizlik o konularda çok kötüydü. Sadece sahne sunumu çok iyiydi buranın. Şu an ama hani neredeyse bütün çadırların arasına birçok yere elektrik girdi. Herkes telefonunu şarj ediyor işte veya hani mini buzdolabı varsa onu kullanabiliyor. Çok daha hani bu pozitif bir şey insanlar Tabii için. Ki. Telefonsuz kimse bir şey yapamıyor zaten. Hatta tuvaletlerin sıkıntısı vardı. Aynen. Şimdi ek tuvaletler yaparak. Seyyar tuvalet ve çok da temiz hani. Çok da güzel olmuş orası. Geçen yıl sürekli yoktu. Sürekli bakım yapılıyor oraya. Aynen. Bakımı da çok iyi. İçeride sürekli dolaşıyorlar temizlik. Bu biraz da hani başkanın verdiği önemle alakalı olsa gerek ya. Çok değer veriyor benim anladığım kadarıyla bu festivale. Bu konuda bilgisi olan var mı? Başkanın hani İlker, neden? İlker başkanı. Evet ya. Daha iyi gidiyor. İlker abi neden öyle? Sen bilirsin. İyi, ben bu konuya vakıf değilim. Yani başkanın, başkanın bu kadar festivale, hani festivale önem veriyor, değer veriyor olarak zaten, algılıyoruz biz. Zaten öyle bütün başkanlar topladılar. O konuda bir görüşme yaptılar. Başkan dedi, kendisi zaten çok değer verdiği için bu toplantı şeye, festivale. Bundan sonrakinde de kendi aralarınızda dedi, toparlanırsanız dedi, bundan sonraki festivallerde devamlı bu şekilde güzel bir şekilde yürütmeye çalışacağız dedi. Ama dedi, burada problem çıkarsa dedi, hepimiz üzülürüz dedi. Başkan gecenin sabah 5'ine kadar burada adam. Evet. Aynen. Gece, önem vermese sabah, çeker gider. Her yani, gün sabah 4'e 5'e kadar burada. Şimdi bu önem vermesinin sebebi de, kendinin motosiklet
tutkunu olmasından kaynaklanıyor. Aynen. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar imkanı, bu kadar güzelliği yaratacak bir kurum ve yetkilisi olduğunu düşünmüyorum ben. Bana yok, neden yok? Öteki başkanlar motor sürmüyor. Yani imkanları çok iyi deniyoruz. İşte kamp alanı. Ne kamp alanı çok güzel bir yerde belirlenmiş. Halktan dışarıda. Aynen. Ha, önemli olan biraz uzağında. Halktan dışarıda. Halkın içinde yaparsam bu şeyi olmuyor. Neden olmuyor? Motorcuyu o zaman maymun vazifesi gördürtüyorlar. Yani. Bir fıstıkında fıstık atmadıkları kalıyor. Dışarıda olması en mantıklısı. Yer seçimi çok iyi. Şehrin içinde olmaz zaten. Yani yer müsait. Yan tarafı zaten Manavgat çayı akıyor. Ön tarafımız deniz, evet, havuz. Yani her türlü tatil imkanı da var rahatlıkla. Biz mesela alanı gezdik az önce Ertunç kardeşimle. Hani baştan sona ki videoya da çektik. Onu da atacağım. Türkiye'nin her yerinden, Eskişehir'den, Ankara'dan, Antep'ten, Adana, İzmir. Hani hiç fark etmiyor. Her yerden Denizli gelmişler. Ordu'dan, bir sürü motosiklet kulübü, tabii. Ordu. Bu iyi bir şey yani, katılımın bu kadar yüksek olması. 365 gün millet neyi bekliyor? Manavgat motosiklet resmeni bekliyor. Çünkü Türkiye'nin şu anda en iyisi. En büyüğü, en iyilerinden bir tanesi. En iyisi. Katılım çok çok fazla. Katılım sayısını bilen var mı? Dün sabah itibariyle sadece dün giren 1500 kişiydi. Giren. Daha öncekiler belli. Sadece dün giren 1500 kişi. 1500 kişiydi listede görünen. Yani ortalama 5000 kişi bir aşağı yukarı oluyor. Girdi çıktısı oluyor toplamda. Yani. Rahat olur. Şimdi rahat bir de şey var. Sadece burada kalanların haricinde otelde kalanlar da var. Yani sabah gidenler oldu. Gelip gidenler var Antalya'da. Tabii tabii. Günü birlik gelip gidenler var. Aynen. Günü birlik de çok. Ama her sene gitgide artıyor. Hani benim geçen seneye göre daha fazla bu seneki sayı. Kartopu. Kartopu gibi büyüyor. Ve hizmet kalitesi de artıyor. Arttıkça da daha da iyisi olacak. Gelecek sene daha fazla olacak. Daha kalabalık. Festivale gelip adamlar. Her sene festivale daha deniliyor. Festivale gelip memnun olan bir adam seneye gelirken arkadaşını da getiriyor. Bak çok güzeldi. Gel sen de. Ve insanlar hani festival perşembe günü başlamasına rağmen salı günü alanların %70'i doluydu. Yer yoktu. Ya o biraz da tatil. Ya tabii onun da etkisi var ama sonuçta hani insanlar bunu bilerek de geliyorlar buraya hani. Festival hem tatil hem var. Festival tabii. Amacı. Ya başlamadan iki gün önce insanlar doluşuyor buraya. Yer kalmıyor. Biz festival günü sabah geldik. Doğru düzgün çadır kurmaya yer yoktu alanda. Şeye benziyor bu ya. Bayram herkes için bayram değil. Herkes çoğu için tatil. O 3 günlük 4 günlük süreyi festivalde, festivalde bir yerde tatil amaçlı. Adam iznini birleştiriyor, 2 gün 3 gün denize girelim diyor. Sonra aynen, zaman çok 10 güne iyi. Getiriyor. Hemen bayramın ardından bir sonraki hafta olması iyiydi. Tabii biraz boşluğun olması da iyi. Yani. Geçen sene bayramın son günü festivalin ilk günüydü herhalde, evet, evet. Yanlış hatırlamıyorsan. Yalnız yok, benim için bir alan girdi. O kötü bir seçim olmuş yani. Bir gün boşluk vardı. Bayramın bittiğinin ertesi günü. İkinci gün sonra. Öyle miydi tabii, abi? Tabii. Pazartesiydi bayram bitti. Salı, çarşamba boşluk. Perşembe burası başladı. Evet. Ben yanlış hatırlıyorum. Ben bayramın ikinci günü geldim çünkü geçen sene. Sonuna kadar kaldım. Gitsin. Tabii. Bir de tabii bu festivalin şeyi de önemli. Programı da çok önemli. Sen. Yalnız evet, şey var. Program da sesli. Bak, burada. Program da önemli yani. İçeriği burada çok ama önemli. şöyle bir şey var. Mesela Can Bonomo geldi bu şeyde. Evet. Ben oraya gitmedim. Ben buradan onun sesini daha net ve daha güzel duydum. Evet, evet. Zaten festivali hani gözlemlediğim, ben akşam burada da dolaştım. Orada da konser zamanı hani çadır kuran insanların genelde hepsi çadırlarının etrafında sohbet ortamında buradan dinliyordu. Aynen. Konser alanındakilerin çoğu dışarıdan gelen şehirli insanlardı. Orayı dolduranların çok çok büyük bir kısmı. Yani. Can Bonomo gençlere hitap ediyor. Aynen. Biz gitti bir tane şarkısını bilmiyoruz mesela. Böyle baktık geri geldik. Ama böyle 15, 17, 18 çok yaşında. Çok kalabalık da alan. Tam senin yaş vallahi grubun esasında. Ben de açıkçası. Tam senin yaş grubu. Tabii canım. 9, 8, 17 işte. Ben daha ismini telaffuz edemiyordum dün akşama kadar. Vallahi ben de bilmiyordum hiçbir şarkısını. Canmaz vardı. Iyiydi. Ara gruplar çok güzeldi. Yarışma muhabbeti vardı dedi çok. O da güzel. Ama şey var yani bak. Başladığından beri burada bir eksik olan şey var. Tabii ki çok illerden gelen farklı gruplar var. Motosiklet sürücüleri var. Gene 3 çadır veya 10 çadır bir araya kurduysa. Eğer başka ilde kendi özel tanıdığı birisi yoksa motosikletçi. Gene kendileri böyle oturuyorlar. Yani diğer taraflarla. Çok kaynaşma evet olmuyor. Hani çok kaynaşma bunun şu, olmuyor. İşte bunu sağlaması gereken bu festival yönetimi. Dün bir tek onunla ilgili katılımcılar için
tekne turu. O tekne turuna katılanlar işte biraz hareketli birkaç arkadaşla diğerleri en azından göz ağaçını aldı. Sen de dahildin abi o hareketli. Videoları var, kayıtları. Kendim için söylemiyorum. Hiç oturmadım 1,5 saat. Ama şey yapıldı yani, kulüpler arası ziyaret çok fazla burada, vardı yani. Burada yok yok yani vardı. Çok şey kalıyor, insanlar tatil modunda gibi duruyor. Onu akşam sistemin sağlaması lazım dünkü, burada bir. Dünkü başkanlar toplantısında da onu dile getirdiler. Ha. En azından dediler, bundan sonraki dediler. Abi aleykümselam. Selamünaleyküm beyler. Hoş geldiniz. Yeni mi geldiniz? Bugünlük. Bugünlük. Dönüş var. Evet abi, festivalde kaynaşma diyorduk. Onun için bir program yapılmalı. Yani ben şeyi seviyorum, hoş oluyor. En güzel motor. Evet. En yavaş giden ve Mokus'un yaptığı show gösteri. Trager Mokus. Trager Mokus'un. Ben ona bayılıyorum ama... Bu, işte o motor benimse ben, sadece ben varım. Yani diyalog kuracağım veya bunu paylaşacağım kimseler yok. Böyle bir ortam hazırlanmalı. Bak eskiden, ben beden eğitimi öğretmeniyim. Köylerde, şurada bunda eğlence ortamlar, çuval yarışması yapılırdı. Bakın, çuval yarışması bile insanların birbirine kaynaşmasına sebep olurdu. Şimdi hani çuval yarışması gibi bakılıyor ama böyle basit... oyunlar, yarışmalar. Sadece motorlu olmak zorunda değil ki. Aynen. Abi. Buraya katılımcılar motorları bırakınca işte herkes ayakta yayan geziyor. Evet. Sanki böyle basit, herkesin de mecburen katılacağı bir hava yaratarak o eğlencenin içine dahil etme grup başkanlarının aracılığıyla bir şey yapılabilir bence. Olabilir. Şimdi önümüzdeki sene için. Abi şu ses gitsin, ondan sonra girelim ona. Bu sesler bizi öldürür. Yani bir olur. Halat çekme yarışması gibi basit, evet. Basit mesela. Eğirdir'de vardı bu küçük oyunlar. Eğirdir festivalinde ve çok da eğlenceli tabii oluyordu. Tabii ki herkes dahil oluyordu bir kere. Çünkü şamata evet. İnsanı mutlu eder. Aynen. Keyif verir izleyen için de yapan için de. Böyle bir şeyler olmalı bence. Buranın bir eksik kalan yanı bu. Bir daha bir şu ya biraz da bu şerit çekme olayından da kaynaklanıyor bana göre. Hani şimdi herkes tabii ister istemez istediği insanlarla oturmalı, hani kaynaşsın, ama geri kalan boşluk yerlere de diğer dışarıdan gelen insanlar hani rahat rahat konabilse ister istemez hani yan taraflarla da diyalog kurulabilir gibi geliyor bana. O şekilde de insanlar tanışabilir gibi geliyor. Dün onun muhabbetinde şöyle yaptılar. Aranıza dediler, dışarıdan gelen tanıdık simaları pek sokmayın. Neden sokmayın? Şimdi kim kimin ne olduğunu bilmiyor. Tabii öyle genelde bir durumda var. Herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla geldiği için fazla aranıza sokmayın dedi diyorlar. Kendi kulüpler, kendi aralarında zaten yerleri belli. Belli, evet. Ha, sokarsanız diyorlar, bir şey olur. Gelen adam kötü niyetli olur, hırsızlık olur, ıvır olur, zıvır olur. Her şey olabilir. Ama orada herkes birbirini tanıyor. Merhabalar. Kendi grubun içerisinde. Merhabalar. Merhabalar. Siz Antalya mı? Antalya. Evet. Üstün kimin? Benim. Uğur diye bir arkadaş arıyorum ben de. Kimi? Uğur. Nereden? Antalya bistrom var ya. Öyle mi? Bilmiyorum ya. Şurada sağda aşağı doğru bir bistrom var. Tam şurada sağda var, aşağıdalar. Şu hemen sağda. Şu arkadaş havlu var ya omzunda. O motorları sağa sayarak devam et. Orada görürsünüz ya. Sağ. Aynen, aynen. Yazıyor zaten. İsimleri var ağaçlarda. Abi ilginç bir anı var mı festivallerden aklında kalan? Düşünüyorum vallahi. Tamam sen düşün abi o sırada. Bir tek ben varım. Gelelim bu senenin ilginç yanısına. Senden dinleyelim, nasıl oldu? O kremin sebebi ne? Az önce kayıt başladığında sürüyordun güzel güzel. Işıklarda çok güzel düştüm. Bir kaza işte, ufak bir kaza. Sebebi ne peki yani? Onu sebebi, da anlatmalısın. Grup sürüşünü iyi bilmemem bence. Bir de Antalya'da soğuk asfaltını bilmemek. Ön frenle. Nereden gelmiştin onu da İzmir. Şey yapalım. İzmir'den geldin. Yolun da acemiliği var tabi biraz. Tabi. İlk defa Manavgat'a biliyorum. Antalya sürekli gidiyorum ama Manavgat ilk defa. Yalnız yaz ortalaması açık havada 50 derece olan bir bölgede soğuk asfalt yapıp zipler eledikten sonra oraya kum dökmek cinayete tam teşebbüstür yani. Biraz da onun üstünden bir daha geçelim yüksek sesle. Çünkü Face'te de sürekli yayınlanıyor bu olay zaten. Yani Antalya gibi yani açık havada 50 derece sıcak bulan
bir bölgede soğuk asfalt yapıp zift eridikten sonra da üzerine ince kum dökmek cinayete tam teşebbüstür yani. Aynen öyle. Sürekli resimleri de paylaşıyordu. İşte o resimlerden mağdurlarından bir tanesi de yanımızda duruyor. Denize girerken acı çekiyor iki gündür. Allah kimse vermesin. Hani şimdi şeye değineceğim, hani aslında hani sürekli ekipman, full ekipman gezmemiz gerekiyor ama Antalya'da festival alanı zaten hani şehirden uzak bir alan ve neredeyse trafiğe kapalı sayılabilecek bir alan. Hani trafik akışı çok çok az. Ve hani festivalde insanlar ufak tefek alışveriş için de bazen dışarıya çıkabiliyor, markete, ona buna. Hani genelde hani kaskını herkes takıyor ama hani montu deliği giymeyin, şuraya gidip geleceğim diyoruz. Çünkü ya bir kilometre gidip geldiğinde bile seni suya çıkarıyor. Güneşte 50 derece, o derinin içinde seni pişiriyor zaten. Hiç duramıyorsun üstünde. Deneyim oldu ama giymek gerekiyormuş, onu öğrendim. Aynen, hani giymek gerekiyor. Ama işte o. Yine giymedim. Ortama ayak uydurdum. Ben ortama ayak uydurdum. Ama kaskı vardı. Var. Kaskı var. Kassız zaten süren olmuyor hiç aramızda. Kaskı sürekli her zaman var. Ama biraz da hani ortamdan kaynaklanıyor. Yani festivalle baktığınız zaman hani bana göre bu biraz hani olumsuz sayılabilecek bir yönü. Dışarıya çıkan insanların %90'ının üstü kasktan başka bir şey yok üstünde. Hani girip gelmek isteyenlerin. Bu da sıcaklığın ve bunu atmanın çok büyük etkisi var. Biz kullandığımız makineler çok öyle hızlı, çok şey makineler değil. Ama ben geçen gün bir karşılaştım. Racing tabir ettiğimiz makinelerin birinde bayağı arkada bikiniyle oturuyor. Yani kaskı bırak, kıyafeti bırak, üzerinde normal tişört yoktu. Direkt deri kıyafet yani. Orijinal deri kıyafet. Evet, orijinal deri kıyafet. Aşağıdan gelenler bu sıcağa alışık değil. Aynen, onun da etkisi yani. Çok. Yani sen niye konuşmuyorsun Ertuğrul? Biz buraya gelirken o asfaltla ilgili de gelirken çarşamba günü çizgi çalışması yapıyordu ama çarşamba günü mucir temizleme çalışması yapmadılar. Eğer onu da yapsalardı girişteki 2 kilometrelik yol çok kötü. Aynen. Acayip mıcır var yani. Çok zayıf. Işıklandırma yok neredeyse. Otellerin ışıkları var. Ama yine de böyle bir imkan için güzel. Çok yani. Çok iyi hani. Daha iyi ne olabilir hani onu söylüyoruz ama şu an için çok çok iyi yani. Tabii, tabii. Beklenenin üstünde. Ne olacak? Siz satacaksınız motorları, Enduro'ya geçeceksiniz, hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız mıcırlarla. Aynen. Doğru yolu bulacaksınız, ondan sonra sıkıntı yaşamayacaksınız. Asfaltta Enduro'yu geçtirirken öyle demiyordun ama yağmurda. Yağmurda. Yağmurda geçeceksin. Kral diye bir elektrikli bisikletin Enduro'su var, gördün mü? Küçücük şu kadar. Ya Grom falan alayım o zaman, onların plastikleri de iyi. Grom küçük ya.